Dün bir iftar vardı. İnsanların iftarı, inançlı insanların Allah kabul etsin denir. Biz her türlü inanca eşit mesafedeyiz. Her türlü dine eşit mesafedeyiz. Birini diğerine tercih etme durumumuz yok. Ancak bu iftarların neden yapıldığı, neden bu kimselere yapıldığı, ne anlama geldiğini bugün uzun uzun konuşacağız. Çok bilgi var ve aslında hepsi Türkiye'nin satır aralarındaki neler olup bittiğini gösterecek. Efendim iftar kadrosunun bir kısmı burada. Sarayın ünlüleri Erdoğan'la iftar programında buluştu. Dikkat edin, sanatçılar toplantısı demiyoruz, sarayın ünlüleri diyoruz. Çünkü sanatçı olabilmek için ölçüler uygun mu değil mi siz karar vereceksiniz. İlk fotoğrafa baktığımız zaman Hülya Avşar hanımefendi, Sayın Emine Erdoğan, Sayın Orhan Gencebay ve her laf ettiğimizde bize direkt mesajdan arkadaşlarımıza mesaj gönderen Sevim Emre. Sevim Emre miydi? Neyse, burada Sayın Bülent Ersoy, Sayın Cumhurbaşkanı, Hülya Koçyiğit, daha sonra bürokratlar, Selim abi. Ne güzeldi, Selim abi çok severdik, Fenerbahçeliydi, sempatikti. Demek bu fotoğraflara girmek için şey yaptı. Sanıyorum oradaki beyefendi de yine atanmışlardan biri. Biliyorum kim olduğunu da size gırgır yapıyorum. Böyle bir güne başlandı. İftar daveti yapıldı. İftara kimler, kimler geldi? Hani deniyor ya, kimler kimlerle beraber. Hiç yadırgadığımız kimse yok çok şükür. Ve bakalım burada. Efendim ne kadar eğlenmişler, mutlu olmuşlar insanlar görüyorsunuz. Hülya Avşar Cumhurbaşkanı'nın karşısında tabii giyim, kılık, kıyafet oraya uygun. Bülent Hanım orada oturmuş. Sayın Emine Erdoğan'la aralarındaki sohbet var. Neler konuştuğunu bilmiyorum. Ah Melahat Gülses. Ve bir diğer fotoğraf. Bu Hülya Hanım'ın çektiği fotoğraf olamaz. Hülya Hanım'ın da çekildiği bir fotoğraf. Böyle bir işte Orhan Bey'le Sayın Erdoğan konuşuyor. Emine Hanım orada. Yani renkli bir gündem olmuş. Belli ki herkes çok mutlu. Herkes keyfi yerinde. Çünkü Cumhurbaşkanı'yla yan yana gelmişler. Mesele nedir? Türkiye'de Cumhurbaşkanı'yla yan yana geldiğiniz zaman konser verirsiniz. Diziler açılır. Konser, dizi falan derken memleket açısından da faydalı gelişmeler olur. Sanatsal tatmin. Gördüğünüz beyefendi İbrahim Tatlıses. Karşısındaki beyi çıkaramadım. Sayın Erdoğan özellikle onların yanına gelmiş. Yine Sayın Erdoğan. Ah Tamer'cim. Tamer Karadağlı. Benim çok eski arkadaşım Tamer. Nedense bu altın portakal meselesinden sonra abartılı bir milliyetçilik işine girdi. Baktılar ki bu milliyetçilik meselesi falan tutuyor. Erdoğan'ı seviyorum demeye başladı. Bu arada sever sevmez o ayrı mesele ama baktık ki artık mecburen yani saf değiştirmek durumunda kaldı. Herhalde safı neyse onu da bilmiyorum ya. Burada da bir kadro var. Ben buradaki çok değerli sanatçıları hiçbirini tanımıyorum. Mutlaka tanıyanlar vardır ama işte belli ki gözlükleri olduğuna göre edebiyatçı falan olabilirler. Bunlar sinemacı mıydı ya? Hazal ben bunları tam olarak bilemiyor olabilirim. Nihayetinde böyle ve sanatsal bir toplantıda kerameti kendinden menkul olan bir isim Hakan Ural. Burada da Yonca Evcimik var arkada. Hakan Ural Bey neden orada, hangi sanatsal yeteneğinden dolayı orada onu bilmiyorum açıkçası. Hülya Koçyiğit hanımefendi zaten toplumsal statüsünü böyle elde etti. Cumhuriyet'in dört yoncasından bir tanesi yaşarken aramızdan ayrılmış oldu böylece. Cumhurbaşkanının elini sıktığı için değil, katiyen bir sanatçı sıkabilir. Ama takındığı tutum, duyarsızlık, bu yaştan sonra bir popülizm peşinde koşması bize bu anlamı getiriyor. Melahat Gülses... Türk sanat müziği sanatçısı ama kendisi saray sanatçısı. Bu hanımefendi Gamze Hanım, ben içlerinde en samimi onu buluyorum. Dine inandı, başını bağladı. Son derece güzel bir kadındı. Sanatsal bir yeterliği yok ama bunu tercih edebilir. Metin Bey Sayın Erdoğan'ı esir almış gördüğünüz gibi. Erdoğan'ın yüzünde hiçbir ifade yok. Ne söylendiği belli değil. Sıra bekleyen kim? Coşkun Sabah Bey. Coşkun Sabah da kadroya girsem, kaybettiğim şöhretim geri gelse, biraz para falan elde etsek demiş olabilir. Çünkü Coşkun Bey de neler demişler ha bakalım. Şimdi gelelim bu arkadaşlar hayatlarında neler yapmışlar. Hülya Avşar hanımefendi demiş ki bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz diye sorulmuş. Ve o demiş ki simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de atlatılacak. Hülya Hanım'ın ne türden bir simitten söz ettiğini bilmiyorum. Gerekirse hakikaten simit yenir. Çalışmak ayıp değil, yoksulluk ayıp değil. İnsanın aç açık kalması ayıp değil. Ama Sayın Avşar gibi bir isim ki benim ilk gençliğimde Ataköy'de oturduğumuzda babası da Türkiye Emlak Kredi Bankası'nda çalışırdı. Benim de annem Türkiye Emlak Kredi Bankası'nda çalışıyor. Aileler dar gelirli. 40 yılın başında bize lojman çıkmıştı.
Fatoş abla vardır bizim çok sevdiğimiz. Fatoş ablaların yan komşusuydu. Biz de yan apartmandaydık. O zamandan tanırım. Gencecik güzel bir kızdı. Sonra tacı elinden alındı. Şöhretli oldu. Sinema yapma sürecinde yetenekli olduğu filmler vardı. Fakat gördüğünüz gibi çok acayip bir tablo. Yani elinde kocaman bir simit, verilen poz. Şimdi bir ülkenin sanatçısı, insanlar pide kuyruklarında saatlerce bekliyorsa, bir ülkenin sanatçısı, tırnak içinde söylüyorum, elektrikler bu hale gelmişken insanlar ödeyemiyorsa, iş yerleri batıyorsa, bir ülkenin sanatçısı, konut problemi bu kadar varken, öğrenci, çoluk, çocuk, 3-4 kişi bir araya gelip ancak iki göz bir oda tutup da bir yokluk, yoksulluk içerisinde çalışıyorken, bakın burada bizim bir arkadaşımız var, ismini vermeyeyim, hafta içi burada çalışıyor, hafta içi ek iş yapıyor. 300 lira, 500 lira için yapıyor bunu gencecik insanlar. Ve siz bu insanlara dönüp diyorsunuz ki siz simit yiyin. Hanımefendi, siz ne yiyeceksiniz? Siz ne yiyorsunuz ya da? Hülya Hanım'ın kendi geçmişinde babasının, annesinin o yoklukta, yoksullukta neler yaptığını unutması bence çok trajik bir şey. Elbette ki herkes kendi karar verir ama şu tavır, bir ülkedeki insanlara karşı böyle bir tutum takınılması hiç hoş değil. Ve Hakan Bey, Hakan Ural Bey demiş ki reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yıl aşkın hiç durmadan çalışan, halkın oyları takdiriyle defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırılmış ve kazandırmaya devam eden yiğit, mert, vicdanlı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu? Cümle zaten başlı başına felaket. Arada virgül yok. Ben de virgül olmadığı için bir anlam var zannettim. Bakın Hazal, şöyle okumamız gerekiyor onu. Reis ile iftar, memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan, halkın oyları takdiriyle defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit, mert, vicdanlı Cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu? Efendim kalpler var, nazarlıklar var, eller böyle. Ben erkek erkeğe pek el tutuşmasından haz eden birisi değil. Yani insan tutabilir de bir garip bir şeyler. Ancak cümlenin neresi tutsal olmuyor. Virgül yok. Ağdalı tekrarlar var. Hakan Bey'in bunları yapması için zaten sanıyorum büyük bir televizyon kanalında program yapıyor. Parası da vardır. Ben olsam A, Türkçe dersi aldırırım. Bu saatten sonra öğrenmek mümkün mü onu bilmiyorum. B, birisini tutarım ona yazdırırım. Tamam iki kalp var, başı dönmüş, nazarlık var falan ama yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu okusa nefessiz kalır. Ayrıca da pek de anlaşılan bir cümle değil. Dolayısıyla el ele olmuşlar. Bu arada Hakan Bey ile ilgili benim kafamda sadece bir tane soru işareti var. Onun dışındaki hiçbir şey önemli değil. Hangi sanatı icra ettiği için buradaydı yoksa ünlü kontenjanından mı bilmiyorum. Hakan Bey'in tablosu bu. Hakan Bey'in daha önce Hakan Ural'dan Beren Saat'e hiç bu toplara girme, altında kalırsın ayarı verilmeye çalışılmıştı. Bu hoş değil. Gayri ahlaki, gayri insani. Beren Saat bu ülkede pek çok dizide oynamış, halkın gönlünde yer etmiş, genç bir kadın olarak kadın meselesinde saf olmaya çalışmış, fikirlerini ifade etmiş. Hem de ekrandan tehdit etmek, hedefe koymak, tırnak içerisinde mecazi anlamda söylüyorum. Namlunun ucunda ona bir yer falan göstermek hiç hoş değil, hiç ahlaki değil, hiç doğru değil. İşte onun ödülü bu mu oluyor diye ben de düşünmeden edemiyorum.